Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayının rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Ta'ala'ya hamdü senalar bulsun. Ramazan ayı keçelerini bizlerge bidar utkazışını sünnet kılgen Habib Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatu durudlar bulsun. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, bu yılki mübarek Ramazan ayını ganimet fırsat bilip ulamalarımız bile maslahat kılıp uşbu barakatlık aydaki derslerimizni kalp pakligi, nefs tazeligi ve ahlak seyqali mavzusunda buluşunu ihtiyar kıldık. Ramazan-ı Şerif'ni evveliden beri bulayarken derslerde ruhi terbiye de atanmış ilim, bu ilimin mahiyeti, semereleri, tarihi, mavzusu ve başka çok yine mavzularda sohbetler otkızdık. İnsan, mumun musulman bendenin kalbi pakligide, nefsinin tazeligide, ahlakının seykellenişide vasıta bo'ladigan omillarni o'rgandik. Jumladan tahorat qalb pokligi uchun qanday xizmat qiladi? Namoz ruhiy tarbiya va undan ko'zlangan maqsadlarga qay tarzda xizmat ko'rsatadi? Shuningdek, zakot va roza ibodatlarini ham o'rgandik. Bugun siz bilan muhtaramlar bilan bo'layotgan uchrashuvimizda Hac ibadetinin mumun musulmanlar kalbi paklanışı için ruhu terbiye tapışı için ahlakı gözelleşişi için kandı hizmet kılışı hakkında sözleşmekçimiz. Dert dürüstten sırttan karaydıgan bulsak hac ibadeti yüzeki bir holatda nazar solganda yelib yugurishdan, tayyorgarlik ko'rishdan, safar qilishdan, to'plab olgandan keyin joy talashishmidi, baqir chaqirmi, bir-birini surishdan u, o'ziga qulayroq joy tanlashdan boshqa narsa bo'lib ko'rinmaydi. Qayerga qarasangiz odamlarning ovozi ko'tarilgan, kimdir labbayka aytgan, kimdir sherigini chaqirgan, yana boshqa holatlarni ko'riladi. Yani ki, sırttan karaganda kalp pakligi, ruh tozaligi, ahlak manasını topish qiyinroqqa o'xshab ko'rinadi. Bu, fakat sırttan karaganda xolos. Aslida, haj juda katta buyuk kalp pakligini xizmatchisidir. Ruhiy tarbiyaning ulkan manbasidir. Va ahlak sayqallanishini en ko'zga ko'ringan omillaridan biridir. Bu narsani anglash uchun juda katta chuqur ilmiy bahslarni keragi yo'q. Haj to'g'risida nozil bo'lgan oyatlaridan bir ikkitasini o'rganilsa, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislaridan bitta ikkitasini o'rganilsa, masala ayon bo'ladi, qoladi. Alloh taolo Hac doğrusu dedi, akbarat bergen ayetlerden biri de ayet edin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الله تعالى مرحمة قلب أتديكي حج معلوم أيلا ندر حج نوعي بروزة Şavval, Zülkada, Zülhaccanı 10. gece hac ayları. O şimdi ihram bağlası buladı, hacını niyet kısa buladı. Hop, o şu malum aylarda kim özüge farz hacını niyet kıldı? Hacını iradesini kıldı, çıktı. Ne buladı? فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Hacda rafas ham yok, fisk ham yok, cidal ham yok deyapti. Rafas degani nima degani? Rafas degani beşarım gaplarını gapirish, harakatlarını qilish. Xususan cinsiy ma'noda ayollarga tegajog'lik qilish, qochirim gaplarını gapirish, ular bilan bo'ladigan muomalalarga ishora qilish, ya'niki yengiltaklik, beodoblik. Demek hacda mutlaka bir adablik yok. Hacda turgan bitkeni adabdan ibaret buluş gerek. Allah ayet yaptı bunu. Vela fısuka. Fısk ne mi? Fısk özü asli de Arap tili de uruyunu mu, çaptalını mı çünkü o şeyden kattık deneklik meyvelerini uruğu Haligi o'rab turgan qattiq danayni yorib chiqqanini fisq deydi. Shariatda Alloh ko'rsatgan qoidalardan chetga chiqish fisq bo'ladi. Xudo o'sha danayni qattiqiga o'xshagan qattiq qoidalarni qo'yib qo'ygan. Bandani tutib turadi, lekin banda osiylik qilib haligi qoidani yorib chiqsa, qoidani buzsa fosiq bo'ladi. Demak, haj paytida Şeriat ko'rsatmalaridan birortasini buzishga hech kimning haqqi yo'q. Ya'ni beodoblik, beaxloqlik, mana shu narsalarni birortasiga yo'l yo'q. Wala jidala fil haj. Jidal degani tarashib tortish. Bir-biri bilan aytishish, urushish, so'kishish, saniki, maniki, manikini nimaga ovolding kabi narsalarni jangi jadal qilish hajda yo'q. Demak, chor atrofdan axloqsizliklar hajda nima qildi? Chegaralanib qo'yibdi. Hajni doirasidan chiqarib qo'yibdi. Hajni niyat qilgan odam birorta axloqsizlikni qilmasligi kerak ekan. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Zalika va man yu'azzim sha'airalloh fa innaha min taqval qulub." Ana şundoq. Kim Allohni sha'airini, ya'ni dinining belgilarini ulug'lasa, ana shu ish qalblarning taqvosidandir. Bu oyat ham haj to'g'risida nozil bo'lgan. Biz belgilar deb tarjima qilayotgan sha'air so'zini birligi sha'ira bo'ladi. Belgi deganda o'sha vaqtda hajga qurbonlik atagan tuyani ko'proq atashgan arablar hayvonlarni bo'yniga belgi osib qo'yishgan. Ipni taqib turib, xurmoni posog'idan olib bog'lab qo'ygan yoki o'zini birorta kavushini bog'lab qo'ygan. Butun haloyiq bo'ladi. Buni qurbonlikka so'ygani olib ketyapti ekan deydi. Haligi hayvon adashib boshqa yoqqa borib qolsa ham odamlar to'sib Makkaga qaratib yo'latib qo'yadi. Chunki qurbonlikka atab qo'yilgan belgisi turibdi bo'ynida. Uni atagan odam o'zi uni minmasdan avaylab olib boradi. Chunki Xudoga qurbonlikka ataldi bu. Ana, o'zi kechagina minib yurgan, qamchilab urib yurgan yoki boshqa bir hayvonni endi ulug'layapti. Nimadan? Allohdan qo'rqqanidan. Qalbida taqvosi borligidan shuni qilyapti. Ana, hajda Allohning dinini belgisi bo'lgan narsalarni ulug'lash qalblarning
takvasidandir deyapti Alloh. Ana hacni amallarini qilish, shularni joy-joyiga qo'yish ayni taqvo ekan. Shuncha baqir-chaqirni ichida, to's-to'polonni ichida, surdi-surdini ichida mo'minga shunchalik buyuk bir imkoniyat beradi deyapti.